Merhabalar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Belki tahmin edebiliyorsunuzdur nerede olduğumu. Hiç çaktırmamaya çalıştım. Belki ufak ufak çaktırmışımdır ama aslında hiç çaktırmamaya çalıştım. Ama biz taşınıyoruz. Anahtarlarımızı aldık. İzinden döndükten sonra ve şimdi ufaktan taşınabiliriz. Bayağı yorucu. 2 hafta bizi bekliyor. Umarım 2 haftada komple hallederiz. Yeni mobilyalar sipariş ettim. Aslında bu eve hemen hemen eski hiçbir şey getirmeyeceğim gerçekten. Çünkü öteki evde sürekli zaten bir gün taşınacağız kafasıyla. Artık hiçbir şey yenilememiştim. Hiçbir şeye bakmamıştım. Evimi dekore bile etmemiştim. O derece yani. Bütün hevesimi yeni bir eve saklamıştım. Ve Allah'ıma çok şükürler olsun ki aynı istediğim gibi, aynı hayal ettiğim gibi oluyor her şey. Ama şunu da bilmeniz gerekiyor. Benim hayallerim hiçbir zaman böyle çok aşırı büyük ve şatafaklı değildi. Yani bu benim için tamamen yeterli, beni tamamen mutlu etmek için tamamen yeterli. Ve gerçekten Allah'ım binlerce kez şükürler olsun gönlüme göre verdiği için. Şimdi size hazır ev boşken ve hiçbir şekilde karmaşık değilken evi size göstermek istiyoruz. O yüzden size şimdi dış kapıdan itibaren her yeri komple göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Saçma sapan yorumlarınızı lütfen kendinize saklayın, hevesimi kırmayın ne olursunuz. Çünkü dediğim gibi üstüne basa basa söyleyeceğim. Burası benim için gerçekten hayal ettiğim kadar. Yani bundan daha fazlasını zaten istemem gerekmiyor. Bu zamanda gerçekten yeni bir ev yapmak, yeni bir ev almak çok aşırı büyük bir masraf. Benim altına yatmak istemediğim bir masraf. Bu konuyu biz son zamanlarda Vural'la çok düşündük. O yüzden karşımıza bu çıktı. Allah bizi buraya nasip etti ve benden mutlusu yok. O kadar yani. O yüzden hevesimi kırmayın lütfen. Çünkü daha önce de işte tamam birkaç senede orada idare edersiniz gibi laflar duydum. Ve açıkçası İdare edilecek bir yer değil. Bence tam da yaşanacak bir yer. O yüzden hevesimi kırmayın. Şimdi size evi gösterelim. Zil yükselmiş. Bence de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de şükür. Odadan mı başlıyorum? Evet. Hani bak orası giriş kapısı. Burası yatak odası. Burası yatak odamız. Buradan direkt hem arabamızı görüyoruz hem bahçemizi görüyoruz. Değil mi? Evet. Evet. Devam. Kocaman bir tane giriş alanı var. Evet. Ne dinliyor? Esen Mantası. Hall. Kocaman bir tane giriş alanımız var. Böyle ama bayağı bir büyük. Buraya bir dolap koyacağız. Ceket asmalık. Aynen buraya, şuraya bir bak. Şuraya bir koltuk takmış, şuraya bir yemek masası. Yani bayağı bir büyük olduğundan dolayı yok. Her neyse gel devam ettik, burayı gördük bile. Buradan Sude'nin odasına geçiyoruz. Sude'nin odası direkt bizim odanın yanında olacak. Herhalde evin en küçük odası Sude'de olacak değil mi? Evet. Sude'nin odası böyle. O da direkt bahçeye bakıyor. Hem terası hem bahçeye. Sude istediği zaman şu camı açıp camdan kaçma ihtimalimiz var, evet. Kaçabilir yani. İnşallah öyle bir şey yapmaz. Yani size devam edelim. Burası banyo mu? Evet. Moment. Banyoda çift musluklu el yıkama alanı var. Çift musluklu el yıkama alanı. Ne deniliyor buna? İşte musluk. Yani çift musluklu lavabo var işte. Her neyse burada bir banyo var. Böyle bir küvet var. Burada küvetin yanına şey yapmışlar.
Şampuan falan koymalık yer yapmışlar. En sevdiğim yani bu. Bundan daha pratik bir şey yok galiba. Yani. Bir de ölçüşürken de böyle bir tane duş var. Bodum Thief. Böyle burada bir tane da, duş akabeyim. Aynı şekilde burada da var şampuan falan koymalık. Ve suyu açık kapama yeri çok hoş. Yani. Bir de böyle yağmur, duşluk, başlık bir şey var. Ya dolapların içleri falan da çok güzel, böyle çok modern. Böyle dolabın içi böyle çok modern. Bunu da şuradan neydi, ışık düğmesi var mı? Şöyle yaptım. Burada falan makyaj yapmalık. Yani zaten şöyle burada makyaj malzemesi için yerlerin var. Evet. Şu altı açmadım ben. Altı var. Burada bayağı yer var. Bayağı yer var yani. Aynen. Bütün saç, maşa, eşyalar. Bir de banyomuzun highlight'ını göster. Ha. Şuradan açalım. Radyomuz var. Radyomuz var. Ama onun story'si çok komik. Böyle dün babamla başında duruyoruz. Acaba şu nedir, ne kadar garip bir şey falan. Babam dedi ki ya burada açma düğmesi var derken. Bir açtık. Baktık radyo. Çok hoş. Çok beğendim. Bir de spotlara bak, spotlara. Evet, spotlar. Spotlight. Şimdi şöyle bir geçiş var. Böyle banyodan hemen sonra böyle geçiyorsunuz. Buradan Defne'nin odasına giriyorsunuz. Defne odanı göster. Defne odanı göster. Yatak nereye? Dolap nereye? Yatak oraya. Dolabının da yanına. Buraya da masa sandalyesini kuracağız. Oradan da komşuların, ev sahibinin bahçesine bakılıyor. Burada da böyle küçük bir tuvaletimiz var. Göster istersen. Burada da bir tuvaletimiz var. Öyle desen tamam mantıklı. Böyle tuvaletimiz var. Çok şirin bir lambası var tuvaletimizin. Evet, minnacık. Minnacık. Ama tamamen yeterli. Aynen. Burada da yine bir dolap mevcut. Gerçekten eksiksiz yani. Hı? Şunu düzeltmesem duramazsın diyorum. Evet, böyle bir dolap. Güzel bir dolabı var. İçinde havlu da var değil mi? Havlu nasıl bir şey? Bilmiyorum, neden orada? Bir kaliferin önüne takmak için o galiba. Olabilir. Çünkü aynısından mutfakta da var. Aynen, şimdi gelelim neredeyse bütün gün geçeceği odalara. Burası şimdi hem oturma hem de yeme alanı olacak. Şu anda durduğum yerde aşağı yukarı buraya kadar koltuklarımız gelecek. Televizyonu şu duvara alacağız. Bir saniye. Şöyle. Tamam. Şuraya ve şuraya iki tane koltuk gelecek. Ha öyle. Aynen. Şu duvarın süslemesi muazzam olacak. Buraya bir tane dolap gelecek. Üstüne televizyon gelecek. Tam şuraya ortaya bir tane sesli Türkçesini. Tekli koltuk. Tekli koltuk. Şu kızın durduğu yerde yemek masamız gelecek. Şu güzelim güzel lambanın altına da masamız gelecek. Güzelim güzel dedin de çocuk bir anda böyle annem bana güzel diyor falan. O zaten güzel. Bu arada lambaları, tüm odadaki lambaları bir önceki kiracı takmış. Ben de ondan satın aldım. Çünkü lambaların hepsi gerçekten çok kaliteli, çok güzel lambalar. Hatta birçoğu kumandalı. Niye olmuyor? Ha, şalteri kapalı değil mi? Şalteri açık kaldığı zaman kumandayla açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani bir de rengini falan da değiştirebiliyorsunuz. En sıcak, soğuk. Evet. Bir de içimizin yazmıyor. Yani o yüzden çok kaliteli lambalar olduğu için hiç kendim tekrar aramakla, almakla uğraşmak istemedim. Direkt satın aldım.
Aynısı perdeler için de geçerli. Çünkü sadece bir sene kullanmışlar. Hepsi çok temiz ve çok kullanışlı. Böyle kaldırmalı, indirmeli plisiler. Evet, bir de şöyle rulo tarzında. Şöyle kaldırıp indirebiliyorsunuz. Yani balkon kapısına bile takmışlar. O yüzden hepsini onları da satın aldım. Şimdi gelelim. Ama ışığa gerek yok. Gelelim aşağı. Sağ. Gelelim en önemli, en... Evin en önemli odasına. Aynen, mutfak. Yani tip mutfak. Şöyle burada bir tane böyle bir şey var, zımbırt var. Burada böyle bir regal, raf gibi bir şey var bunu. Bizden önce oturan kişi marangoza gidip marangoza yaptırmış, özel bir yapım. Tam kahve makinesini falan koymak için. Aynen, işte. Üstüne kahve makinesini koy, altına içeceklerini koy. Aynen. Öyle falan işte. Böyle bir şey var. Ondan sonra benim bir şey, baksana şu değişik bir şey. İşte onu el bezlerini falan çabuk kurutmak için. Her tarafı takmışlar. Her neyse, sonra işte gelelim böyle mutfak da içinde, mutfağı da satın aldık, bizim mutfağı sattık. Bizim 10 senelik mutfağı sattığımız fiyata 3 senelik mutfak aldık, aynı fiyata. Evet. Her neyse, tam da Burcu'nun istediği gibi böyle her şey. Değil mi? Evet. Rengi mengi. Yani rengini gri seçmezdim, orada açık konuşmak gerekir. Ama bence hoş yani. Yine de çirkin değil. Baksana mesela. Hepsi touch. Yani hepsi touch, çok yeni, yani. Çok modern. Bak yani. Neredeydi? Yan tarafta. Şey, bunu yaptım odayı. Bunu söyle, bunun odası ne? Yani gerçekten çok güzel yani. Evet, şey, kullanışlı bir mutfak. Buraya termomiksi koyarız diye düşündüm. Aynen, ben de öyle düşündüm. Sen düşün. Mikrovalide için. Thermomix. Buraya da mikrovalayı koyarız. Mikrodalgaya. Mikrodalgaya gerek yok aslında. Bence yok. Çocuklar da değil artık. Zaten iyi değil mikrodalgaya. Bir şey ısıtacaksan öyle de ısıtabilirsin. Aynen öyle. Yani Thermomix'imizi buraya koyarız. Hiç burayı boşu boşuna doldurmayalım o kadar. Değil mi? Thermomix'i zaman buraya. Bir de işte bu indüksiyon mu diyeyim onu bilmiyorum ya. Onu bir öğrenseydik iyi olacaktı. Hiçbir yerde kağıdı falan da yok. İçinde şey bırakmamışlar. Bir de benim en çok beğendiğim... Acayip beğendiğim. Yukarıda da var. Ve aşağıda da var. Gerçi bu ikisini aslında şu yukarıya taksalarmış daha mantıklı olurmuş ama neyse. Her şey olmasa da olur. Tek problemimiz buzdolabı. Buzdolabı gerçekten çok küçük. Bizden önce burada yaşayanlar sadece 2 kişiydiler. O yüzden böyle bir küçük buzdolabından yetinmişler. Fakat bizim için gerçekten problem olabilir diye düşünüyorum. Ama çok da fazla kafama takmamaya çalışıyorum. Baktık olmadı, yetmedi. Burada nasılsa büyük bir alanımız var. Şuraya böyle tekli bir buzdolabı daha kursak olur yani, niye olmasın. Bir de burada şöyle bir çekmeli bir kapımız var. Az bir geçirdim. Böyle bu şekilde. Hello? Ya? Yani az önce de söylediğim gibi benim için gerçekten dört dörtlük bir ev yani. Ben bundan daha fazlası benim için gerekmiyor zaten. Daha fazlası ne olabilir? Ve şunu da söylemem lazım. Evin kirası gerçekten çok süper yani. Bu büyüklükte bir ev yapsam geri ödeme şartlarını buraya ödediğim kirayla asla kıyaslayamayız. Yarı yarıya diyebiliriz. Hemen hemen öyle söyleyeyim size. Bir saniye balkon kapısını açayım.
Yani burası bizim için gerçekten dört dörtlük bir ev oldu. Şimdi balkon kapımızla anahtarla istediğimiz zaman balkon kapısından giriş çıkış yapabiliriz. Şöyle bir terasımız var, kocaman. Yani buraya bir oturma alanı şart. Ama büyük bir ihtimal yaza doğru alırız artık. Şimdilik balkonda kullandıklarımızı kullanırız. Ondan sonra yenisini alırız. Yaza doğru da bu bahçeye bir çeki düzen vermek istiyorum. Şu arkaya çocuklara bir oyun alanı yapacağız inşallah. Şu evi de boyarız diye düşünüyorum. Rengi beni birazcık rahatsız ediyor. Ama gerçekten süper. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun? Ben şey düşünüyorum. Şimdi oyunun yanına yaklaşımda. Aynen. Senden gelip bir şey falan. Aynen. Ben de düşünüyorum. Küçük bir şey bir tane gerek sos diye düşünüyorum. Her videonun salça domatesi yapmak için. Yaparız. İyi olmuşsun. Ama yani yaza doğru bu bahçeyi bir canlandıralım biz. Salınca şuraya da alabiliriz. Salınca? Çocukları sallamak için. Ben de istiyorum bir tane. Hadi. Ya Hollywood şalkı ya da... Bunu da aldın değil mi sen? Şunu da satın aldım. Buraya lamba takılması lazım. Aa, lambayı sökmüş. O zaman ben de sökerim. Benim bizimkisi bize. Bak bunda. Bizimki mi? Biz mi taktık onu? Ya. Ya. Ayıp. Evet, böyle. Evet, Burak. Sen ne düşünüyorsun? Ben de mi düşünüyorum? Ben buraya o evi nasıl taşıyacağımı düşünüyorum şu anda. Yok, ev çok güzel. Her dört dörtlük hoşuma gitti. Evet. Evet, bir şuraya bir an önce bir taşınabilirim. Şimdi hedefimiz bir an önce taşınmak ve burada yaşamak. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz şimdi burada birazcık temizlik yapacağız. Benim burada bunu biraz beklemem gerekiyor çünkü ilk sipariş gelecek bile. Umarım çok fazla beklemek zorunda kalmam. Öyle yani. O yüzden şimdilik hoşça kalın ve taşınma vlogları sizi bekliyor. Sizi de biraz sıkacağım bu konuyla. Ama beğeneceğinizi düşünüyorum. O yüzden sorun olmayacağını düşünüyorum. O yüzden bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.